Diyeni'den herkese merhaba. Bugün Almanya'da ilk günüm ve ilk haftam nasıl geçti? Neler yaptım geçen yıl ilk geldiğimde? Bundan bahsetmek istiyorum. Aslında ne zorluklar çektim onları biraz konuşmak istiyorum. Çünkü geldiğimde kalacak yerim yoktu. Öğrenci yurtlarına başvurmuştum. Çıkmamıştı. Okul çoktan başlamıştı. Okula geç gelmiştim. Dersler başlamıştı. Derslerin seçim dönemindeki başvuru süreci geçmişti bazı dersler için. Öyle sıkıntılar olmuştu. Yani anlayacağınız karmanca orman birkaç hafta geçirmiştim. Pek de mutlu değildim. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz yurt dışına çıkmak, eğitim için, çalışmak için yani herhangi bir sebeple çıkmak tam bir meydan okuma aslında. Ya da yabancıların deyişiyle tam bir challenge. Bu videoyu çekmede aslında benim iki amacım var. Birincisi, bazı insanlar yurt dışına çıkınca neler, ne tür zorluklar yaşayacağını merak ediyor. Zorlukların farkında ama tam olarak neler olduğunu merak ediyor. Onların biraz merakını gidermek istiyorum. İkinci amacım ise, bir de bazı insanlar var böyle yurt dışına çıkınca, iyi bir ülkeye gidince ilk günden itibaren her şeyin böyle güllük gülistanlık olacağını sanıyor. Çok mutlu mesut hayatı ilk günden itibaren yaşayacağını sanıyor. Biraz da onlara böyle farkındalık yaratmak amacıyla bunları anlatmak istiyorum. Şimdi azıcık hikayeyi başa saralım. Biz burada Ezgi ile beraber yüksek lisans yapıyoruz. Türkiye'de lisanslarımızı bitirdik. Buraya yüksek lisansa geldik ve bir yılımızı tamamladık. Hatta bir yılda neler yaptık onun videosunu çekmiştik. Onu sağ üst köşeden çıkan videoya tıklayarak izleyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, hikayeyi biraz anlamanız için küçük bir arka plan vermek istiyorum size birkaç dakika. Şimdi Ekim ayında okul başlıyor Almanya'da normal olarak. Geçen yıl 2019 yılından bahsediyorum. Biz Temmuz ayında Ezgi ile beraber burada yüksek lisans kabulü aldık. Üniversitelerden kabul mektubu geldi, sizi kabul ettik. Süper, çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Temmuz 18-20 civarı. Hemen birkaç gün sonra 22 Temmuz'da İzmir Konsolosluğu, daha doğrusu aracı kurum İDATA'yı arıyoruz. İzmir Konsolosluğu'ndan öğrenci vizesi için randevu alacağız. 22 Temmuz'da randevu için başvuruda bulunuyoruz ve bize 18 Eylül'e randevu veriyorlar. 22 Temmuz, 18 Eylül. Yani arada 2 ay sonra bize randevu veriyorlar. Neden diyoruz? Tabii ki dolu diyorlar. Tamam, tabii ki doludur. Yani 18 Eylül'de biz vize randevusuna gireceğiz. Okulumuz Ekim'in ilk haftası başlıyor. Kesin geç kalacağız, derslere geç kalacağız, yurt yok, bir şey yok, ne yapacağız? Çok zaten anlamıştık zor geçeceğini, özellikle benim için. Çünkü Ezgi geldiğinde devlet yurduna çıkmıştı, direkt yurduna geçti. Ama benim için öyle olmadı. Neyse efendim, baktık 2 ay var. Şimdi hemen söyleyeyim, hani hiç girişimde bulunmadınız mı diye düşünmeyin. Çok fazla girişimde bulunduk, konsolosluğa mektup yazdık, dilekçe yazdık. Lütfen bizi biraz erken alın, yani en azından Ağustos'un ortasını alın ki, çünkü vize 3-4 haftaya çıkıyor biliyoruz. 3-4 haftaya çıktıktan sonra en azından biz okul başlamadan 1-2 hafta önce Almanya'ya gidelim. Ben kendim için yer bakayım, nerede kalacağım, ne edeceğim onları ayarlayayım. İşte okulun oryantasyon haftası var, onları kaçırmayayım. İyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar çok deniyoruz, konsoloslukla böyle bir iletişimle geçiyoruz sürekli. Ama yani daha doğrusu böyle platonik aşk gibi tek taraflı bir ilişki. Biz onlara yazıyoruz. Tabii yoğunlar, yani bir şey demiyoruz. Bir kez cevap almıştık onlardan. Bir türlü vizemizi geriye almıyorlar. Daha sonrasında okullarımıza yazdık bu durumu. Okulların uluslararası ilişkiler ofislerine söyledik. Onlar bize güzel bir kağıt hazırladılar. Böyle bir dilekçe gibi direkt konsolosluğa yazılmış. Konsolosluğa hitaben. Orada diyor mesela işte bakın diyor Burak'a siz bu tarihte vize vermişsiniz. Burak şu tarihten geç gelecek. Çalışmalarını etkileyebilir, eğitimini etkileyebilir. Şu dersleri kaçıracak. Lütfen daha erken verin. Eğer ki de daha erkene alamıyorsanız Burak'ın belgelerini Frankfurt'taki yabancılar dairesinde birisini söylemişler mektupta. Direkt oraya yollayın biz hızlıca vizesini çıkartalım hani bir hafta içinde mesela belki vizesini verelim diye. Onu da konsolosluğa verdik. Almadılar geri. İstanbul Ankara'dan vize almak istedik. İkametgahımız İzmir'de olduğu için İzmir Konsolosluğu dışında başka bir yerden vize alamayacağımızı söylediler. Neyse anlamışsınızdır her yolu denediğimizi. Olmadı. 18 Eylül'de vize randevusuna girdik. Kaç güne çıkacak vize dedik. Vize randevu sırasında 3 hafta 2 gün dediler. Dedik ne olursunuz yapmayın etmeyin daha erkene verin. Yok efendim olmuyormuş. Peki hatta şey dediler bu zaten kısaltılmış süreymiş. Konsolosluk yoğun diye daha kısa sürede çıkartıyoruz. Bu da kısaltılmış hali. Tamam peki ama dedik bakın biz okulumuza geç kalacağız yapacak bir şey yok dediler. Teşekkür ederiz. Çıktık tam 3 hafta 2 gün sonra gerçekten 3 hafta 2 gün sonra biletimiz geldi. Ertesi gün Almanya'ya uçtuk. Şimdi şöyle bir şey var. Yani çoğunuzun Almanya'da akrabaları vardır. Benim de var. Çok da iyi insanlar sağ olsunlar. Ama onlar Nürnberg'de yaşıyor. Ben Frankfurt'ta okuyorum. Nürnberg-Frankfurt trenle 2 saat sürüyor. Onların evinden Nürnberg tren istasyonuna gitmeniz gerekiyor. Frankfurt'a geldikten sonra Frankfurt tren istasyonundan da
buradaki kampüse gelmem gerekiyor. Yani aslında toplam süre iki şehir arasında trenle 2 saat olsa da 3 saat oluyor. Yani sabah 3 saat gidip buraya gelip akşamda da 3 saat dönmem 6 saatimi yolda geçmesi. Yani ben Nürnberg'de kalamıyorum. Burada geçici bir yani burada yer bulana kadar geçici süreliğine Nürnberg'de kalamıyorum. Neyse Nürnberg'e indik, eşyalarımı bıraktım. Ertesi günü ben sabah 7 treniydi sanırım. 7 treniyle geldim Frankfurt'a. Asıl ilk günüm oydu. Geldim Frankfurt'a bilet aldım. Hatta ilk geldiğimde çektiğim fotoğraf oydu bilet makinelerini. Oradan bir metroda bilet aldım. Biletle kampüse geldim. Güzel etrafa bakıyorum. Aa süper falan. Ama aklımda bir sürü sorular. Hani kafamda deli sorular diyorlar ya. Gerçekten nerede kalacağım? Okul başladı. Of puf. Çünkü ben okula geldim buraya. Okula 2 hafta geç geldim. Neyse efendim geldim okula. İşte benim bir buddy'm vardı. Herkese bir buddy atanıyor. O sana biraz tanıtım yapıyor. Yardımcı oluyor sağ olsun. Geldim. Mesaj attım. Dedi bir saat sonra dersten çıkacağım. Peki o sırada kampüsü dolanıyorum. Şu anda kampüsteyim. Bir saat sonra işte geldi şu tam arkamızdaki merkeze. Orada görüştük kendisiyle. İşte bana okul tanıttı. Yemekhane falan filan. Süper. Hani okulu çok beğendim ama gerçekten çok mutsuzum. Kalacak hiçbir yerim yok. Sırt çantamla gelmişim. Kocaman bir sırt çanta. Onun yükünü taşıyorum. Ev baktım bir sürü. Ben devlet yurtlarına başvurdum. Devlet yurtları bana çıkmadı. Sıraya aldılar. Biraz Almanya'daki büyük şehirlerde konaklama bulmak biraz daha zor. Hem pahalı hem daha zor. Ben gelmeden önce bir sürü siteye baktım. Mesela VG Gezisuf diye bir site var. İnsanlar odasını, evin bir odasını paylaşıyor, kiralatıyor. Siz de mesaj atıyorsunuz ama bir ilan koyuyorlar. Yani bizde Kariyer.net'te bir iş ilanı koyarlar. 5000 kişi başvurur ya yani öyle bir şey. Burada iş ilanlarına 5000 kişi başvurmuyor ama bir ev bulma ilanına belki 5000 kişi başvuruyor. İşte ben de yazıyorum, ben burada okuyacağım, bu bölümü okuyacağım, Türkiye'den geliyorum. İşte benim bütçem yeterli, ben konuşalım falan. Türkiye'ye, yani Türkiye'deyken Almanya'ya gelmeden önce ben 200 tane falan mesaj atmışımdır Frankfurt'taki evlere. Birkaç tanesiyle konuşabildik. Konuşabildiklerimizde diyor ki, tamam peki hani Skype yaptık, evi gezdirdiler bana. Sonra diyorlar ki, tamam sen bana depozito at, ben başlatayım kontratını. Ben de görmediğim evi, her ne kadar internetten görsem de, korkuyorum. Okuldan da söylüyorlar. Lütfen fiziksel olarak evde bulunmadan ödemeyin diye. Öyle olunca kimse de evini haklı yere ben geleceğim diye bekletmiyor. Başkasına veriyor. O yüzden ev bulamadım. Daha sonrasında ilk gün bu okula geldikten sonra işte o buddy'mle tanıştım. Sonra bir arkadaş vardı Aysu. O da bizim bölümde okuyor. Türkiye'den gelmiş. Onunla öncesinde mesajlaşmıştık. Onunla tanıştık. Sonra sınıftan birkaç arkadaş geldi. İnsanlar konuşuyor. Aa işte şu hocanın dersi. Yok ya ben onu almayacağım. Çünkü dersleri seçmişler. Ama bazı dersler hala mevcut. İşte konuşuyorlar, yok o hocayı beğenmedim, şu hoca güzel, şu hocanın projesi var. Ben de okula gelmişim, kartımı daha yeni almışım. İnsanlar derslere giriyor, öğretmenlerle beraber programları belli. Yani ilk başta akşamları, akşam olunca uyuyacakları yer belli. Benim bunların hiçbiri belli değil, çok moralim bozuk. İnsanlarla tanışıyorum. İşte ya zor, nasıl anlatayım? Gerçekten zor oldu. Bir yandan da şey var, şimdi ben okuldayım, bir tane derse girdim. Ama moralim gerçekten çok bozuk. Ben ne yapacağım bu şehirde falan. Türkiye'deyken gelmeme son hafta kala buradaki bir ev sahibiyle mesajlaşmıştık. Hatta kendisi Türk'tü. Evini işte odasını kiralamak için konuşmuştuk. Ben buraya geldim aradım. Dedi gel akşam. Neyse efendim buradan metroya bindim. Gittim evine. Azıcık uzaktı. Yani uzak dedim 40 dakika falan sürüyor. Gittim evine. İşte abimiz gezdirdi bana evi. 3 oda bir ev. 2 tane İki kişi kalıyor evde, üçüncü odayı kiralıyor. Mutfak falan yani kötüydü, çok beğenmedim. 500 euro para istiyordu ve işin kötülüğü en az bir yıl kiralamamı istiyordu. Yani 10. ay, yani daha doğrusu 4 ay sonra çıkarsam kalan paraları da alırım dedi. Çünkü kontratını en az bir yıllık yapmak istiyordu. Yani orası beni bağlayacaktı ve benim de şöyle bir fikrim vardı. Bana devlet yurdu çıkmadı ama ilk 6 ay sonrasında yani ikinci dönem başlayınca çıkar diye düşünüyordum. Ki çıktı da zaten, şu an devlet yurdunda kalıyorum. Neyse yani dedim abi çok da yüksek depozito istiyordu. 3 kira istiyordu zaten depozito. 500 lira 500 euroydu ya. Evet doğru hatırlıyorum. Dedim abi bu ev olmayacak. Teşekkür ederim. Dedim ona da söylüyorum işte gel bari 5 ay yapalım falan. Yok diyor. Olmaz. Tamam peki dedim. Çıktım oradan moralim çok bozuk. O akşam Nürnberg'e döndüm. Trenle bayağı sürdü. Akşam 11'de işte annemin kuzenlerinin evine gittim. Sağ olsunlar işte ilgilendiler. Yani onlar da olmasa zaten daha kötü olurdum. O gün çok zor bir gündü benim için. Ne yapacağım belirsiz. Ertesi gün tekrar gitmem gerekiyor Frankfurt'a. Derslerim var. Ben neredeyim? Ta kaç kilometre ötedeyim? Kalacak hiçbir yerim yok. Dersleri seçmemişim.
Derslerin bazılarının seçim tarihi geçmiş, bazı derslere zaten katılamayacağım. Katılacağım derslere de listeden seçip katılmaya artık karar vermem lazım. Çünkü normalde ilk iki hafta insanlar birkaç tane fazla derse giriyor. İstediği dersi seçiyor. Bizim fakültede öyle bir olay var. Bende öyle bir şans yok. Yani Allah ben bu dönem nasıl kal... Zaten dersler inanılmaz zor. Okul çok zor. Hocalar çok iyi. Öğrenci profilleri çok iyi. Yani ve kalacak yerim yok. Neyse ilk günüm böyle geçti. İlk gün geçtikten sonra ertesi gün tabii ben yer aramaya devam ediyorum. Yurtlarla yine mailleşiyorum. Bazı özel yurtlar var. Onları şey yapıyorum. Cebimde de 1500 euro parayla geldim. 1500 euro para cebimde. Bir yerde kalırsam hani kira vereceğim. Depozitoyu vereceğim. Onun parası olsun diye. Şimdi şöyle bir şey var. Bloke hesap açtık. Her ay bana 850 euro oradan yatacak. Ailemin önceden yatırdığı toplu olarak para ay ay yatacak. Ama Almanya'da banka hesabı açmam gerekiyor o parayı almam için. Banka hesabı açmak için bir yerinizin olması gerekiyor ki bankaya gittiğinizde benim adresim bu deyin. Yani o işlerde kilit olmadı yani. Daha sonrasında geldim, şehir kaydı yapmadım. Okul bana işte soruyor adresini, form dolduruyorum. Nürnberg'deki adresi giriyorum, tren bileti alıyorum, tren kartım var ona farklı adres giriyorum. Yani kötü gerçekten yani... Evsizlik nedir anlamış mıyım? Bence anladım ben. Kötü zamandı, zordu. Neyse dedim baktım bu böyle olmayacak. Nürnberg'den git gel olmayacak. Ben en iyisi dedim Frankfurt'ta bir tane hostel bulayım. Biliyorsunuz gidiyorsunuz odada 8-10 kişi kalıyor. Daha ucuz oluyor. Şimdi benim cebimde para var tamam. Ama benim bu yurt bulma işim ne kadar uzun sürecek bilmiyorum. O yüzden parayı çok tasarruflu kullanmam lazım. Ben bir ayda bir yer bulamayabilirim, iki ayda bir yer bulamayabilirim. O zaman sürekli cepten yiyeceğim. Tamam yani param bitse aileme telefon açsam yollarlar. Yani annem hep der yani sen okuman için ben yatağımı da satarım gerekirse der. Ama kimseye tabii ki yatak sattırma niyetinde de değiliz. Onlar ailelerimiz zaten zorlanıyor bizi buraya yollarken. Euro kuru malum. Neyse ben tasarruflu kullanmaya çalışıyorum. O yüzden otellerde falan kalmayayım dedim. Baktım otellerin geceliği 50-60 euro. Ben hostel buldum bir tane 20 euro geceliği gidiyorsun. 10 kişiyle böyle yatakhaneli kalıyorsun. Ya ben hostelde 2018'de Erasmus'a geldiğimde Avrupa'yı gezerken kalmıştım. Gezerken kalmak çok eğlenceli. Çünkü geziyorsunuz az para harcayayım daha fazla yer gezeyim süper. Ama buraya geldiğinizde durum çok farklı. Siz bu şehirde yaşıyorsunuz ama kalacak yeriniz yok. O yüzden farklı insanlarlasınız. Kötü oluyor böyle yatakhanede kalıyorsunuz. Normalde hostel kültürü bence hiç kötü değil. Ama geldiğinizde yaşadığınız şehirde böyle kalmak yani psikolojik olarak insanı üzüyor. Bir hostel buldum geceliği 20 euroya. Hatta ne kadar kalacağım da belli değil. Şey yapmadım böyle uzun bir rezervasyon yapmadım. Her akşam gidiyorum yukarı çıkmadan odama. 20 euromu ödüyorum odama çıkıyorum. Ertesi gün sabah olunca kalkıyorum. Eşyalarımın hepsini topluyorum çünkü odada bırakamam. Bir sürü kişi yaşıyor. Eşyalarımın hepsini topluyorum. Kocaman sırt çantamı alıyorum. Bu kampüse geliyorum. Derslere o çantayla giriyorum. Herkesin yeri var. İşte dersten çıkıyoruz. Herkes diyor o akşam şuraya gidelim. Şurada bir şeyler yapalım. Şurada bir şeyler içelim. Ben nereye? Benim yerim yok zaten. Ben ne yapacağım? Ben çıkıyorum başka bir eve görüşmeye gidiyorum. Başka bir evle konuşuyorum. 500 euronun altında hiçbir tane ev bulamıyorum. Ve beni çok üzüyor. Çünkü devlet yurtları 300-350 euro. Ailem de diyor tamam bulamıyorsan artık geç diye. Ben ama hala böyle biraz da inat ediyorum. Olmaz olmaz diye. 2 hafta büyük bir inatlaştım. Hep hostelde kaldım. Hostelin de öyle restoranı falan yoktu. Ve dediğim gibi parayı da tasarruflu kullanmamız gerekiyordu. İşte markete gidiyordum böyle güzel kendime. Marketler Almanya'da her zaman çok ucuzdur. Güzel şeyler de vardır. İşte oradan kendime bir şeyler alıyorum. Hatta fotoğrafını çekmiştim akşam yerken yediğim şeyi hostelde. Buna sonrasında bakıp inşallah güzel hatırlarım demiştim. Ve şu an gerçekten güzel hatırlıyorum. İyi ki o fotoğrafı çekmişim. Daha sonrasında kahvaltı için yine ilk önce sabah çıkmadan önce böyle plastik kaşık almıştım 20-30'lu. Çünkü dışarıdayım sürekli yani ben şurada yemek yiyeceğim, şurada yiyeceğim. Bir yere oturup yemiyorsun çünkü kalacak yerin yok. İşte plastik kaşık almıştım. Sabah hatta hatırlıyorum bir gün fotoğrafını çekmiştim. Okula giderken hostelden çıktım. Markete girdim böyle bir meyveli yoğurt almıştım. Ben yoğurdu çok severim. Sabah kahvaltıda da güzel gidiyor bence. Meyveli yoğurt yiyorum tramvayda gidiyorum bir baktım. Önümde Avrupa Merkez Bankası zaten Frankfurt'ta bilen bilir Avrupa Merkez Bankası Frankfurt'ta tramvayla tam onun önünden geçiyoruz ben okula gidiyorum kocaman sırt çantam dediğim gibi Merkez Bankası'nın önünden geçiyoruz dedim dur bir fotoğraf çekeyim böyle çilekli yoğurdumu koydum çilekli yoğurt Avrupa Merkez Bankası ve benim elim güzel ama yani o zaman bunları yapınca nereye kadar böyle gidecek diyor insan. Ama şu an düzeninize oturttuktan sonra tabii ki bunları hatırlamak çok keyifli şeyler. İyi ki o günleri yaşamışım diyorum. O günlerin bana bir şeyler öğrettiğine eminim. Kesinlikle eminim. Ama
Olmadı yani ilk haftalar böyle anlayacağınız. Ben 2 hafta sonrasında bir tane özel yurtla konuştum. Baktım olmuyor. Gerçekten olmuyor arkadaş. Ne yapacağız o zaman? Özel yurda geçeceğiz. Kaç paraysa kaç para. Yurtla konuştum. 620 euroya ben özel yurt buldum. Birinci dönemim sonuna kadar minimum kontrat süresi. İyi dedim, tamam ya, en azından bu dönem böyle olsun. Arkadaşlar gittim, imzaladım. Kadından aldım kontratımı. Anahtar depozitomu ödedim. İşte bayağı banka, hatta gittim Türk Bankam'dan da para çektim. Bayağı para ödemiştim. Oraya 1500 euro depozito ödedim. Artı ilk kirayı ödedim. Yani 2100 euro nakit para saydım oradaki emlakçı kadına. Daha sonrasında anahtarları verdi. Anahtarları verdi bana. Hayırlı olsun yani. Hayırlı olsun demedi tabii ki. Nereden çıktı? Uydurma. İşte güle güle otur gibi bir şey dedi. Tam hatırlamıyorum. Neyse efendim, kadın çıktı. Anahtarlar bende, odanın içindeyim. Kadın gitti. Kapıyı kapattım. Böyle odada tek kaldım. Güzel bir oda, temiz bir oda. Küçük mutfağı var. Yani 24 metrekare. Banyo, duş, mutfak hepsi bana ait. İki göz bir ocak var. Küçük mini bar, otellerdeki mini bar gibi bir buzdolabı var. Böyle şey yaptım, oturdum. Yatağın üstüne böyle oturdum. Hiç eşya yok odada. Daha doğrusu pardon, yani gardırop falan var da yani benim eşyalarım yok odada. Bomboş oda. Şöyle oturdum. Ve gerçekten hala öyle düşünüyorum. O gün hayatımdaki en mutlu gün değildi ama en mutlu günlerden bir tanesiydi. İlk 5'e sokarım o günü. Yani çok mutluydum, evim oldu. Kesinlikle Türkiye'deyken 600 liraya kalacağım. Yani görüyordum fiyatları ama diyordum ki devlet yurdu çıkar ya da 300-350-400'e bir eve çıkarım. O kadar para vermeyeyim, yazık, bir sürü param gidecek diyordum. Olmadı tabii, evdeki hesap çarşıya uymuyor her zaman. Hele böyle yurt dışına çıkınca, yani evdeki hesap yurt dışındaki çarşıya hiç uymuyor, haberiniz olsun. Sürekli B planınız, C planınız, yani EF, bir sürü planınız olmalı. Neyse oturdum yatağa, dedim bugün gerçekten çok mutluyum. Annemi aradım, babamı aradım, Ezgi'yi aradım. Dedim süper yani, buldum falan, onlara gösterdim odayı. Hepsi çok sevindi. Sonra ne yapacağım? Bütün benim büyük valizim Nürnberg'deki akrabalarımda. Galiba salı günüydü. Yine hostelde kalacaktım. Hemen hosteli aradım. Rezervasyonları iptal ettim. Şöyle düşündüm. 3 gün burada kalacağım. Cuma günü Nürnberg'e gideceğim. Cumartesi akrabalarımla, arabalarıyla gelecekler. Eşyalarımı getirecekler. Odayı temizleyeceğiz ve yerleştirecekler beni. Dedim şimdi 3 gün var. Bu 3 günü hostelde mi geçirsem, yeni evimde mi geçirsem 2 hafta sonra? Şöyle bir küçük de hesap yaptım. Hala hesap yapıyordum yani. Hala yaparım hesap. Hesap yapmak, hesaplı olmak iyi bir şey bence. Planlamak maddi olarak bütçenizi. Dedim ki ben hostele 3 gece daha kalacağım. 60 euro vereceğim. Ben dedim en iyisi gideyim bir alışveriş merkezine. Primark vardı hatta, ucuzdur, bilen bilir. Oraya gittim. Güzel bir yorgan aldım, çarşaf aldım, yastık kılıfı aldım, yastık aldım. Bir 25-28 euro para harcadım. Daha sonrasında gittim tuvalet kağıdı aldım. El sabunu aldım. Yani en böyle insanın ihtiyacı olan şeyler nedir? Onları aldım. Bu çünkü yorgan çarşaf böyle almak istemiyorum. Çünkü akrabalarım demiş, biz her şey bizde var. Yeter ki sen yer bul, biz getireceğiz, şey yapacağız. Ki velev ki sonrasında da öyle oldu zaten. Neyse böyle çok basit en temel şeyleri aldım. 3 gün orada yattım. İlk gece orada uyurken böyle kapıyı kilitledim. Rahattı hani, dedim kendi evim yani. Burası benim dedim, bana özel. Başka insanlar yok. Rahat uyuyacağım. Çünkü hostelde uyurken cebimde 1500 euro para var. Pasaportum var. Cüzdanım var. Telefonum var. Laptopum var. O derse geliyorum, sonuçta getiriyorum. Onlarla uyuyordum ve bir sürü insan var. Çalsa çalarlar. Hep şey yapıyordum. Böyle bir laptop çantam vardı. İçine pasaport, paramı, cüzdanımı, telefonumu koyuyordum. Yastığımı da altına koyuyordum. Böyle yastığıma sarılıp uyuyordum ki hani en azından biri alacak olursa en azından benim bir uyanmam gerekir değil mi? Yani herhalde öyle olurdu. Neyse efendim, o sıkıntı olmadı. Soyulmadık. Ama dediğim gibi evdeki ilk günüm çok güzel geçti. Çok mutluydum. Güzeldi. Yani böyle çıkacaklar yurt dışına, özellikle eğitim için çıkacaklar. Maddi konuda da böyle çok fazla zengin olmayan insanlar için buralara gelmek gerçekten zor. Yani maddi durumu kötü olan ve orta direk olan insanlar için gerçekten zor. Yani çok paranız varsa gelin. 1300 euroluk, 1400 euroluk Frankfurt'ta bir stüdyo daireyi o gün kiralayın. Eşyalarınızı dizin, takılın. Ama böyle değil. Çok büyük paralar bunlar. Yani o yüzden söylemek istediğim, çok zorluklar olabilir hayatınızda. Gerçekten bunlara hazırlıklı olun. Ya bunları niye söylüyorum? İnsanların moralini bozmayı için değil, gerçekleri bilmeniz için, bunlara hazırlıklı olmanız için ve en önemlisi bir sürü plan yapmanız için. Bu olmazsa bu olsun, bu olmazsa bu olsun. Yani bazı insanlar çok kolay
bu zorlukları yaşamayabiliyor. Mesela Ezgi'ye devlet yurdu çıkmıştı gelmeden. Geldi, eşyalarını koydu, devam etti işine. Sadece okula bir hafta gecikmişti vize probleminden dolayı. Ama benim hem okula gecikmem hem kalacak yerimin olmaması insanı gerçekten yani yıpratıyor. Özellikle yani benden çok ailemi yıpratıyor. Ben hostele gittiğimde her akşam babamla annemle konuşuyorduk. Yarım saat konuşuyorduk görüntülü. İşte oğlum ne yaptın? Orayla konuştum, peki orası ne oldu? Orayla konuştum, peki orası ne oldu? Yani evlere gidiyorum bakmaya, adam 600 euro diyor eve. Evet, ev 3 odalı. Adamlar büyük odaların ortasına kartonla ikiye bölmüş. Böyle sanki mülteci kampı. Hani öyle şey yapıyor ve adam bu eve 600 euro para istiyor. Okula 1 saat gelmesi. Yani çok da merkezin dışında. Bizim kampüs çok merkezi. Yani böyle evler vardı. Burada mı kalacağız artık diyordum. Çok şükür geçti. O özel yurt iyi oldu, pahalı da olsa. Daha sonrasında zaten ikinci dönem devlet yurduna çıktım. Kiram yarıya düştü. 330 euro kira ödüyorum. Hani çok mutluyum. Rahat kampüs. Yurtta rahat, kampüste rahat, temiz. Ama yani bazı şeyleri yani şu an ona bakarsanız aynı şekilde işim de var. Aileme bir maddi yük olmadan burada hayatımı devam ettirebiliyorum. Tamam, işim kontratlı. Ben sözleşmeli elemanım. Yani sürekli olacağı kesin değil. Ama bir yıl en azından burada çalışmış olacağım kontratıma göre. Yani bunlara böyle bakınca şu an diyorum ki tamam, ne güzel, rahatım, biraz daha böyle mutluyum. Hedeflerime böyle adım adım daha yaklaşırken işte böyle zor bir yol arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Merak edenlerin merakını gidermek için videonun başında dediğim gibi, çıkınca her şeyin güllük gülistanlık olacağını düşünenlerin de gerçeklerle yüzleşmesi için. Ha, inşallah her şey süper olur sizin için ilk günden, ama olmaya da biliyor ve çoğunlukla böyle oluyor. Hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ama günün sonunda, yani günün sonunda dediğim birkaç ay geçtikten sonra, işte yerinizi bulduktan sonra, okul güzel gidiyorsa, başarılıysanız, işinizi de bulduktan sonra şöyle dönüp bakınca o günleri gerçekten güzel hatırlıyorsunuz. Ben şu an düşündüğüm, yani o orada yediğim yemekleri falan, o fotoğraflarını gösterdiklerimi şu an düşünüyorum da güzeldi yani arkadaşlar. Gerçekten güzeldi. Şimdi videoyu kapatmadan önce bir de şunu anlatmak istiyorum. İşin şöyle bir kısmı var. Şimdi herkesin Türkiye'den bir şekilde Almanya'da bir tanıdığı var. Akrabası var, kuzenleri var, arkadaşının akrabası var, arkadaşının arkadaşı, bir şeyleri var. Yani gittiğiniz şehirde olmasa da başka bir şehirde de olsa Almanya'da insanların bir bağlantısı var. Çünkü burada çok fazla Türk var. Çok fazla. Böyle olduğu için de şimdi benim mesela Almanya'da üniversite kazandığım duyulunca, böyle eş dost arasında diyeyim, herkes seferber oldu sağ olsun. O dur, benim şu arkadaşım var tanıdığım. Onunla hemen bir telefonunu verelim. O sana bir yer bulsun, yardımcı olsun. Benim şu arkadaşımın kuzeni var, o yapsın. Tamam. Böyle olunca ben gidene kadar, ki gittikten sonra da 1-2 hafta bu devam etti. Her gün yeni bir rehberime Almanya'da yaşayan bir Türk'ün numarası geldi. Hepsiyle konuşuyoruz. Kimisi gerçekten çok yardımcı olmaya çalıştı ama sonuç olarak olmadı. Yani elinden gelmedi, ne yapalım. Kimisi de işte tamam ya, şey yaparız, olur yaparız dedi. Onlara da saygı duyuyorum çünkü o dememiş ki ben buraya yardım edeyim. Onun Türkiye'de beni tanıyan tanıdığı demiş buraya yardım et diye. Öyle şeyler de oluyor yani, onu söyleyeyim. Tanıdık çok çıkıyor ama hepsi yardım etmeyebiliyor. Herkese saygı duyuyorum. Yardım etmek isteyenler de edemeyebiliyor. Elinden gelmiyor çünkü. Ben mesela bu yurdumu tek başıma buldum. Neyse, böyle bir olay var. Buna bence dikkatli olmanız lazım. Bu çok kafa karıştırıyor Almanya'ya gelirken. Bir de benim şöyle bir hayat görüşüm var. Ben her insandan bir ders çıkarmaya çalışırım. Yani o insanın eğitim hayatı, eğitim geçmişi ya da yaşam geçmişi ne olursa olsun, bence her insanda öğrenilebilecek bir şey vardır. Ben böyle düşünürüm. O yüzden insanlarla iletişim kurarken de ben hep böyle yaklaşırım. Yani bir şeyleri o konuda bilsem de çok bilmediğimi, yani bilmiyor gibi davranırım ki o insan açılsın ve bana anlatsın ve ben de ondan öğreneyim, onun tecrübelerinden öğreneyim. Tecrübeler çok önemli. Ama işte böyle olunca da bir söz var. Fazla tevazunun sonu vasattan nasihat dinlemektir diye. Sonuç böyle de olabiliyor. Hani gerçekten bunları da yaşadım. İnsanlar ben buraya geldim diye çok böyle öğüt vermeye çalışan, oraya mı gidiyorsun? Tamam, ben işte yıllardır orada yaşıyorum. Gel işte anlatayım sana, bak şunu yapma, bunu yap, bak şöyle yapma. Böyle anca laf, ama hiç böyle bir yardımı olmaz. Hatta yani günü gelene kadar ederiz yardım ederiz diyen insanları da çok böyle geri çekildi. Onları da gördüm. Yani ben burada gerçekten Nürnberg'de akrabalarım vardı. Çok iyi insanlar. Onlardan böyle şeyler yaşamadım ama böyle işte babamın, annemin arkadaşlarından böyle şeyler de oldu. Tamam.
Oraya gidiyorsun. Sen merak etme. Gel otur dizimin dibine, ben sana nasihat vereyim. Bak şimdi Almanya'da şunları yapacaksın, şunları yapmayacaksın. Yani hiç düşünmüyor ki bu çocuk. Yani bilmiyorum yani ne görüyor oradan karşıdan. Salak mı görüyor onu da anlamıyorsun. Yani affedersiniz böyle insanlar da var. Bu konuda da dikkatli olmanızı rica ediyorum. Çünkü gerçekten iş böyle bir hal alınca çok fazla nasihat veren de karşınıza çıkacak. Siz onların hepsini dinleyin. Dinlememezlik etmeyin. Böyle içinden seçin arkadaşlar. Yani bazıları işinize gelmeyecek. İşinize gelmeyenleri de seçmeniz lazım. Ama bazı insanlar var gerçekten çok boş konuşuyor. Her konuda fikri var. Burada yani 40 yıl yaşamış diye buradaki her şeyi biliyor sanıyor ama belki hiçbir şey bilmiyor. Öyle insanlar da var. Onların da sözlerine dikkat edin. Morallerinizi bozmasına izin asla vermeyin. Siz hayallerinizin peşinden koşmaya hep devam edin. Çalışmaya, hayalleriniz, hedefleriniz için çalışmaya yılmadan devam edin. Mutlaka hedeflerinizin adım adım geleceğini, onlara adım adım yaklaşacağınızı, o hedefinize ulaştıktan sonra daha güzel hedefler çizip onlara da o yolda devam edeceğinizi asla unutmayın. Çünkü gerçekten ben bunu hep söylerim. Her zaman ve her zaman hayal kurmaya cüret edin. Hayaller hedefleri belirliyor. Hedefler sizin çalışma planlarınızı belirliyor. Ve o plana uyduktan sonra da hem kariyer olarak hem insan ilişkileri olarak her konuda başarıya ulaşıyorsunuz. Bunu söylemek istiyorum sadece. Ve son olarak buraya gelip bir sürü zorluk olabiliyor. Ben yaşadım biraz. Daha zor yaşayan insanlar da var. Bunlara hazırlıklı olun. Ama bunlar sizi yıldırmasın, güçlendirsin. Hani bir söz vardı ya, neydi? Seni öldürmeyen şey güçlendirir gibi. Aynı öyle yani. Ben o yaşadığım günlerden dolayı daha güçlü, daha çok şey bildiğimi düşünüyorum. Ama asla öğrenmenin sonu yok. Bunu da biliyorum. Yani bilmişlik taslamak için değil. Sadece biraz farkında olmak için bunları söylüyorum. Neyse efendim. Biraz uzattım lafı. Bilmiyorum buraya kadar izleyenler varsa. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Güzel içerikler paylaşıyoruz. Ezgi ile genelde video çekiyoruz. Almanya'da üniversite nasıl kazanılıyor, nasıl ediliyor? Bu konuda da bildiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Orada da bazı paylaşımlar yapıyoruz. Orada da soru cevap yapıyoruz. Paylaşımdayız. Çünkü bilgiler gerçekten paylaştıkça çoğalıyor. Ben bugün bir şey biliyorsam buradan bunu aktarıyorum ve bu bilgiyi ölümsüzleştiriyorum. Bunu izleyen birisi de yine bu bilgiyi kullanarak daha farklı bir bilgi elde edebilir. Ve o elde ettiği bilgiyi de paylaşırsa daha güzel günlere gideriz diye düşünüyorum. Hem ülke bazında hem dünya bazında. Bu yüzden kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın özellikle bugünlerde. Hoşça kalın.